Elektronun yük bölü kütle oranının belirlenmesinden bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz E bölü M oranını Thomson bulmuştu. Thomson katot ışınlarının elektriksel alanda pozitif kutup tarafından çekildiğini gözlemledi. Bundan da bahsettim biraz önce. Bu sapma miktarı parçacığın negatif yüküyle doğru orantılı, kütlesi ile ters orantılıdır. Çünkü büyük kütleli tanecikler elektrostatik çekim kuvvetinden daha az etkilenecektir. Buradan ilgili hesaplamaları yaparak Thomson sapmayı ölçmüş ve böylece elektronun yük bölü kütle oranını hesaplamıştır. Thomson, elektrik ve manyetik alanların şiddetlerinden yararlanarak elektronun yük bölü kütle oranının -1,7688 çarpı 10 üzeri 11 kulomb bölü kilogram olarak bulmuştur. Yük bölü kütle oranının bulunması katot ışınlarının kütleli taneciklerden oluştuğunu göstermiştir. Farklı gazlar kullanarak oluşturduğu katot ışınlarının tamamında aynı yük bölü kütle oranını bulmuştur. Biz biliyoruz ki arkadaşlarım katot ışınları gazın cinsine, metalin türüne bağlı değil. Bu yüzden hepsinde aynı yük kütle oranını bulmuştur. Elektronun yükünün belirlenmesi. 1908'inde Robert Andrew Millikan yağ damlacıkları ile yaptığı deneyler ve Thomson'ın yük bölü kütle oranını kullanarak elektronun yükünü hesaplamıştır. Tabii ki arkadaşlarım Millikan burada Thomson'dan büyük bir yardım alıyor. Çünkü onun yük bölü kütle oranını kullanacak. Bu sayede elektronun yükünü ve kütlesini hesaplayacak. Millikan deneyinde bir pülverizatör yardımıyla yağ damlacıkları çok küçük tanecikler halinde kabın içine püskürtülür. Yağ damlacıkları kaptaki delikten geçerek aşağıya doğru düşerken X ışınları gönderilerek onların elektrikle yüklenmesi sağlanır. Bu arada elektrik alanına gelen yağ damlacıklarından uygun olanını elektrik alan şiddeti ayarlanarak düşmesi engellenir. Böylece damlacık kapta asılı kalır. Bir mikroskopla gözlenen yağ damlasının asılı kalması için gerekli olan yük miktarı uygulanan elektrik alanın şiddetinden hesaplanır. Şimdi arkadaşlarım Millikan'ın yağ damlacıkları deneyi düzenini görüyoruz. Bakınız burada pülverizatör var ve bu sayede yağlar parçalara ayrılıyor, misklere, taneciklere ayrılıyor. Tam düşerken X ışınları gönderiliyor. Millikan bu deneyi binlerce defa tekrarlamış ve elde ettiği yük değerlerinde en büyük ortak bölünün -1,6022 çarpı 10 üzeri -19 kulomb olduğunu belirlemiştir. Yani en küçük yük biriminin -1,6022 çarpı 10 üzeri -19 kulomb olduğunu buldu. Bu yük birimini taşıyan elektrondur arkadaşlarım. Böylece elektronun yükünü -1,6022 çarpı 10 üzeri -19 kulomb olarak hesaplamıştır. Elektronun yükü sorulursa bize -1,6022 çarpı 10 üzeri -19 kulomb diyeceğiz. Bakınız E bölü M oranını Thomson bulmuştu. Elektronun yükünü de Millikan hesapladı ve yükü yük bölü kütle oranına bölersek ne yapacağız arkadaşlarım? Elektronun kütlesini hesaplamış olacağız ve elektronun kütlesi 9,1096 çarpı 10 üzeri eksi 31 kilogram ya da 9,1096 çarpı 10 üzeri eksi 28 gram olarak hesaplanmıştır.